Galatasaray... Senin Galatasaray Üniversitesi'ni seçmen, Galatasaray Üniversitesi'ni bitirdikten sonra tabii onun durumu, konumu çok... Lisesi, pardon, özür dilerim. Fransız kültürüne ait bir şeyler böyle var mıydı? Sen de ister miydin yani hani... Galatasaray Lisesi'ne girmeden mi? Evet. 11 yaşında girdim, nasıl olsun? Ha, 11 yaşında girdim. Tabii tabii. Peki, ama bizim lisemiz de üniversiteye bağlı olduğu için hepsi bir bütün. Yani 3 eğitim kurumu da şeyde, ilk öğretimde, lisede, üniversitemize bağlı. Üniversitede ama... Dolayısıyla aynı okul sayılırız yani. Oradan çıkan bir Candan Erçetin'den böyle hepimizin kafasına Candan Erçetin imajı deyince yani güzel bir Fransız restoranında balık yiyen, efendim oturduğu zaman böyle çok şey falan, ki ben kendisi turneye çıktım, onu da biraz gördüm. Yemek yerken ki adabı, kalkarken ki efendimleri falan filan, böyle hani başka bir adab durumu bekliyorduk. ve fakat fakat çok acayip bir şey yakaladık. Hafta içinde Candan Erçetin'le ilgili flash bir görüntümüz var. Hep beraber izleyelim. Buyurun. Gözlerinize inanamayacaksınız. Ortalık fena sarsılacak. Zarafeti ve asilliğiyle milyonların hayalini süsleyen hangi ünlü gece vakti kokoreç yiyor? Evet, yanlış duymadınız. Kokoreç. Candan Erçetin değil mi o ya? Kokoreç yiyor ha. Harbi yiyor. Yemin ediyorum yiyor. Gel koş, koş. Koş. Koşsana gel. Çıplak ayaklı kesin Candan. Candan! Candan gel yemeğini bitir. Candan kime diyorum? Candan! Yemeğini bırakıp arkasına bakmadan kaçtı. Kokoreççiye de sahneye çıkar gibi çıplak ayak gelmiş. Bu tüplerle mi yemek yiyor ya? Bunlarla mı kokoreç yiyor ya? Bunlarla mı kokoreç yiyor ya? Usta Candan mıydı o? Candan Erçetin miydi? Kovaladınız mı? Kovaladık, kaçtı gitti ya. Candan ya, ben bile şaşırdım ya. Ben 40 yıllık kokoreç ustasıyım burada. Yemin ediyorum ben bile Candan'ın şey yiyeceğini, kokoreç yiyeceğini ben hayal etmedim hayatımda ya. Prenses o ya. Prenses kokoreç yer mi ya? Prenses kokoreç yer mi? Gözümün önünde yedi kokoreçi. Biz onu hep böyle balık, efendim şarap, böyle Fransız mutfağıyla bağdaştırıyoruz. Skandal ya. Vallahi skandal ya. Tam bir skandal. Tuhaf geliyor mu durum? Ya gelmez oğlum. Ben bir yerden ama sana bir şey, ben huylanıyordum ha. Bu diyordum bir yerden patlayacak. Ya yıllardır bir insan kardeşim sadece işiyle gündeme gelir mi ya? Ne skandal, ne bir şey. Ya bak ben sanatçı değilim, kokoreççiyim. Yemin ediyorum benim bile skandallarım var ya. Şu arka tarafta bar var mesela. Barda çalışan Nedim abi var. Onun kız kardeşi şurada eczacı var, Hamit. Bu Hamit de bazen ben onları görüyorum. Ustam, Candan Hanım'a dönsek artık ya. Evet evet, dönelim. Ben de bir rahatsız oldum bu konudan. Ben de şey yapmadım. Ben çünkü özel hayatıma değil, ben de işimle gündeme gelmek istiyorum. Onu söyleyeyim. Kokoreççilikle mi gündeme geleceğim? Evet, ne oldu? Ne var ki? Giderken ama bir yarım kessene usta dersin bana değil mi? Ustam o manada söylemedim. Her şeyi yanlış anlıyorsun. Peki direkt geldi. Usta dedi kokoreç misin? Nasıl ifadeler kullandı? Ya önce bu bir tuzlama istedi. Yok dedim. Arkadan bir işkembe o zaman ver bana dedi. Ona da yok dedim. Yok muydu ki? Oğlum yok olmaz olur mu lan? Var tabii de. Candan Erçetin lan. Melek oğlum, prenses, sen bir meleğin işkembe çorbası içtiğini gördün mü lan bir yerde? La-ga-di-ti-fi-di-da-bu-di-ti-ti-ga-den'den bahsediyorum lan sana. O kaliteden bahsediyorum. Anlamıyorum lan. Ayılıkla mı? Ayılıkla da. Usta bir yarın erkek çocuğuyum. Canım çekti, koktu da. Gel hadi gel. Yarın mı? Kızarmışlardan versin o zaman. Efendim sevgili Ömür Varol'a çok teşekkür ediyoruz. Siren Ertan'a kostümler için teşekkür ediyoruz bu klip çekimi için. Oh dear.